Videomuza sponsor olduğu için Altium Designer'a teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Bu videomuzda kendi jeneratörümüzü yapacağız. Bir asenkron motorun nüvesi içerisine mıknatıslarımız N ve S olacak şekilde yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz gibi buradaki rotor üzerinde mıknatıslarımız bulunuyor. Bunu stator içerisine yerleştireceğiz arkadaşlar. Ardından önce arka ve ön kapağı kapatacağız ve bir sonraki aşamaya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kapağı buralardan sıkıştırarak sabitliyorum. Yine asenkron motorun ön kapağını da buradan kapatarak arkadaşlar sistemin yerine oturmasını sağlayacağım. Ayrıca asenkron motoru dişli mekanizmasına bağlamak için 3D yazıcımdan bir parça tasarladım. Bu parçayı bastırarak devam ediyorum. Yine kama yuvasını da, daha doğrusu kamayı da 3D yazıcıda plastikten basarak işlemi tamamlayacağım. Zincir dişliği motorla birleştirecek olan düzeneğimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi bu zincir dişliden gelen gücü motora bu plastik aksam sayesinde rahatça aktarmış olacağız. Zincir dişlinin deliklerinin doğru denk gelmesi için arkadaşlar delikleri açmadım. Bu şekilde plastik üzerine vida delikleri açarak rahatça parçalarımı birleştirmeye devam ediyorum. Birleştirme işlemi tamamlandı. Artık benzinli motordan gelen hareketi rahat bir şekilde alternatöre aktarabiliriz. Altium Designer, mühendislerin ve kullanıcıların elektronik tasarım sürecinin her yönüyle zahmetsizce bağlantı kurmalarını sağlar. Sezgisel ve kolay bir şekilde PCB tasarımlar oluşturun. Sizi her açıdan birbirine bağlayan güçlü arayüz, elektronik tasarım sürecini hızlandırın ve kolaylaştırın. Açıklamalar kısmında bulunan linki kullanarak Altium Designer yazılımının ücretsiz versiyonunu bilgisayarınıza indirip kurarak denemeye hemen başlayabilirsiniz. Altium 365'e entegre Octopart'ı kullanarak yüzlerce distribütör arasından elektronik bileşenlerinizi arayabilir ve kendi aralarında kıyaslayabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan ücretsiz bağlantıları kullanmaktan ve bu uygulamaları denemekten çekinmeyin. Bu aşamada evde atıl halde duran bir motorlu tırpan motorunu, minik bir benzinli motoru kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motorumuz bu şekilde ama çalışır durumda. Buradaki debriyaj mekanizması üzerine küçük bir ekleme yapacağız. Ancak öncelikle bir platform olarak tahta kullanacağım arkadaşlar. Bu tahta üzerine ben daha önceden delikleri hazırladım ve motorumu ve alternatörümü yerleştireceğim. Öncelikle motoru sabitleyerek başlıyorum arkadaşlar. Motorun altındaki vidalardan tahtaya sabitliyoruz. Bu sayede platformumuz hazır olacak. Motorumuzun belirli bir devire ulaştığında debriyaj mekanizmasındaki hareketi bu zincir dişli yardımıyla ve bir zincir yardımıyla alternatörümüze ileteceğiz. Şimdi bu bağlantıları oluşturarak projeyi hazırlamaya devam ediyorum.
Sırada alternatörün platforma eklenmesi var. Bu işlem için yine 4 adet vida ve rondela yardımıyla işlemi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Ardından zincirimizi yine olması gereken yere yerleştireceğiz ve küçük bir test yaparak projeyi hazırlamaya devam edeceğiz. Kameranın kapalı olduğu süre içerisinde zincirin boşluğunu aldım ve artık gerekli gerginliğe ulaştırdık. Şimdi ilk test işlemi için motoruma yakıt koyarak devam ediyorum arkadaşlar. Ev yapımı jeneratörümüzü çalıştırmamıza oldukça az bir süre kaldı. İlk test için motorumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Zincir dişlimizi ve karşılık dişlisini kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hareket aktarımını sağlamış olduk. Şimdi çıkışımıza lambalar bağlayarak teste devam edelim. Sistemin gücünü görmeniz için akor filaman lamba kullanacağım. 220 volt 70 wattlık bir lambayı şu an 3 adet çıkışımdan sadece bir tanesine bağladım arkadaşlar. Şimdi motorumu çalıştıracağım ve birlikte lambamızı takip edeceğiz. Alternatörün çıkışına birden fazla lamba ekledim. Yine ölçü aletimi de çıkışa bağladım arkadaşlar. Motorun devirini değiştirerek çıkış voltajımızı ve frekansını da ayarlayabiliyoruz. Şimdi birazcık motora gaz vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada frekansımız ve çıkış gerilimimiz gözüküyor. Biraz daha devri artırarak 220 volt 50 Hz'lik frekansa rahatça ulaştık arkadaşlar. Test işlemini göstermeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi jeneratörümüz çalışıyor. Bu defa lambaların yanına bir tane de matkap bağladım. Gelin matkabımızı çalıştırarak teste devam edelim. Böylece atıl halde duran bir motoru kullanarak bir jeneratör elde etmiş olduk. Bu projeyi başarıyla tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin. Hoşçakalın. Bana destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.